Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konuyla alakalı evvela şunun bilinmesi gerekmektedir. Klasik kaynaklarımıza baktığımız zaman da kurbandaki vekaletin son derece esnek ve son derece müsamahalı olduğu görülmektedir. Yani bir yönüyle, bir itibarla da birlikte olsa kurbanın kesilmesi hususunda vekalet olarak değerlendirilebilecek herhangi bir eylem, herhangi bir söz var ise bu durumda müvekkil adına o kurban kesilmiş olur ve kişinin niyeti yeterli olmuş olur. Mesela örneğin hayvanların karışması durumunda herkes hayvanları karıştırdılar. Kendi hayvanı kimse kestiremiyor, bilemiyor. Bu durumda herkes o hayvanları kesecek olsa 10 hayvan vardı ve 13'ü de onu da Allah rızası için kesildi ahırda. Bu şekilde olacak olursa bu durumda herkesin de kurbanının sahih olacağı rivayet edilmektedir. Çünkü niye? Benim hayvanım o olsa da ben bunu kestim. O kesen de benim adıma kesmiş oldu. Sonuçta benim adıma iraka idem hasıl olmuş olur. Yine aynı şekilde bu soruyla alakalı kaynaklarımıza şu rivayet edilir. Ben söz gelimi diyelim hayvanımı kasaptan aldım veya satan kişiden aldım ve satan kişiden alma niyetim kurban, satan kişi de bunu biliyor. Sonrasında satan kişi benden herhangi bir şekilde yetki almadan kurbanın kesimine dair açıkça bir beyan almaksızın kurbanı kesecek olursa bu durumda İmam Mevsili Hazretleri İhtiyar isimli eserinde bunun da yeterli olacağını ve kurbanın iadesinin gerekmediğini söyler ve gerekçe olarak da şunu söyler. Der ki müvekkil bu kişiye kurban olarak yetki vermese de esasen bu kurbanı alıyorken kurban için tayin ettiğinden dolayı kasabın bu kurbanı kesmesi bu kişinin niyeti üzerinden değerlendirilir. Çünkü satın alan kişi bunu kurban için aldı. Kasap da bunu kesecek olursa kasabın niyete dahli veya tesir etme gibi bir imkan olmadığından dolayı ancak ve ancak müvekkilin niyeti üzerine olacaktır. Müvekkili de kurban için almıştır. Onun için kişi bu hayvanı kurban olarak aldıysa ve kurban olarak ya satıcıda veya kasapta bıraktım ben bunu ve sonrasında organizasyonda yoğunluktan dolayı herhangi bir şekilde bana sormadan veya beni aramadan kestiler. Bu durumda hayvanın başında olmak şart olmadığından dolayı kurbanın sıhhati için kesen kişi de benim adıma kestiğinden dolayı kendi adına kesmiyor. Benim adıma kestiği zamanda da benim zaten niyetim neyse o olacaktır. Benim niyetim de kurban olduğundan dolayı burada kurban olacaktır. Kurbanın olmama gibi bir durum söz konusu değildir. İmam Mevsili Hazretleri bu konuda istihsan oldu. Yani müçtehit imamların bu yönüyle buradaki bir hacetten dolayı bu şekilde fetva verdiğini söylemişlerdir. Onun için bugün günümüze çevirecek olursak hadiseyi bazı organizasyonlarda oluyor. Kişi Müslüman diyelim bir firmadan veya bir kasaptan kurbanını satın alıyor ve orada bir sıraya giriyor. Sonrasında oraya gidiyor, deniliyor ki sizin kurbanınız çoktan kesilmiş. Şimdi burada kurbanın iadesi gerekir mi? El cevap kesilmez, gerekmez. Çünkü niye? Çünkü o kasap benim vekilimdir. Benim niyetim neyse onun o kesim eylemi onun üzerinden değerlendirilir. O bu niyetle ancak kesebilir. Onun için o kestiği anda benim onaki vekaletim takdir edilmiş olur ve kurbanım da yeterli olur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala